Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Anıl Şahbaz. YouTube kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün yine yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyiz. Sıcak bir havada sizlerle birlikteyiz. İşlerimizin başındayız arkadaşlar. Havalar artık ısınmaya başladı. Geçen günlerde birazcık böyle serinli, çilentili havalar geliyor. Yaz ayı nerede kaldı falan diyorduk ama sanırsam artık bugünden itibaren yaz ayı kendini göstermeye başlayacak. 28-30 derece sıcaklıklar geliyor artık. Şimdi arkadaşlar, buradaki işlerimiz var. Danalarımıza ot verilecek, yem verilecek, atları üstleri temizlenecek. Buradaki işlerimizi halledelim, buradaki yapmamız gerekenleri yapalım. Ondan sonra civcivler var, çıkacak. Biliyorsunuz geçen videoda bahsetmiştim. 50 tane yumurta koyduk kuluçka makinesine. İşte ne olacak, ne bitecek diye. Bakalım 50 tane yumurtadan kaç tane civciv çıktı. Kuluçka makinesinin de açılımını yapacağız. Birkaç tavuk kümesinde yapılmamız gereken işler var. Tavuk kümesinin de civcivleri çoğaltıyoruz. Şu an içinde 22 tane olması lazım. Biliç var. Artık onlar kimisi 2 tanesi 2,5 aylık. Geriye kalan 20 tanesi 1,5 aylık falan. Şimdi makinenin içindekiler de var. Eğer makinenin içinden 20 tane falan çıkarsa 40-45 civciv olacak. Daha fazla ya da daha az çıkarsa toplam sayı değişecek. Ben toplam sayıyı zaten söylerim. Bakalım makinemizden kaç civciv çıkacak. Aynı zamanda kümesimizden de yapılacak tünek işleri falan var. Tünek yapacağız. Bir de kapıya zincir falan yapılacak. Onları yaparız. Hadi bakalım. Yoğun bir gün yine bizi bekliyor. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Günümüze başlayalım. Hadi bakalım. İyi seyirler. Şuraya da koyalım. Öy, lan Allah be. Kapı, nereye gidiyorsun kapı? Delirtme kapı. Gel buraya. Bunun ucuna da tel yapayım bari ben. Tel yapacaktım bak. Tel var. Akkuşu bağladığımız tel var ya, ondan yaparız. Şimdilik gari yapan böyle de. Şuradan. Bir tür bağlayayım. Bir tür de tilmik atam. Şöyle. Tamam. Hadi gelin bakayım. Biraz yem yediniz, biraz da su için. Oo, susamış arkadaşlar, susamışlar. Vallahi biraz önce yem koyunca hepsi yemin başına toplandı. Şimdi suyu koyunca da hepsi suyun başına toplandı. Büyük tavukları göstermiyorsun abi diyenler vardı. Büyük tavukları da göstereyim arkadaşlar. Horozları kestik. Zaten sizlerden gelen birçok yorumda horozu bir tane bırak Anıl demişsiniz. Biz de bu horozu bıraktık arkadaşlar. Damızlık olarak bu horoz bıraktık. İçinden en büyüğünü bıraktık. Geriye 2, 4, 5 tane yumurtlayan tavuğumuz kaldı. En çok sevdiğim işlerim de şu. Şu karşıdaki de ataks. Bunların 3 tanesi de beyaz olanlar. Vallahi bunların cinsini bilmiyorum ne olduğunu işte. Babam aldıydı onları gelen pazarından. Şu bizim geçen seneki tavuk zaten. 5 tavuk bir horoz var burada. Yumurta yapmışlar mı bakalım. Şurada bir tane yumurta var. Bunlar da bazen yumurtluyor, bazen yumurtlamıyor. Bir tane de burada var. 2 tane bunlar dursun burada. Almayacağım. Çünkü bunlar çoğunluk ikindiden sonra falan yumurtluyorlar. En son ta akşam üzeri aldım. Şimdi şuradan manuel elle yaptığımız yonca balyalarımızdan alalım. Danalarımızı verelim. Bunlar biraz kaba olduğu için yemle beraber karıştırma imkanım olmuyor. Yemle beraber karıştırma imkanım olmadığı için ben de hayvanlar sabah önce bir yemini samanını şöyle bir yedikten sonra ne yapıyorum, böyle biraz önlerini bölüştürüyorum. Bunu parçalamak için makineler var aslında, onlardan alacağım ben de. Ne zaman nasip olur bilmiyorum. Bir yerde alacak olacak, bakalım nerede nasip olacak bize.
Alalım. Hepsini biraz biraz dağıtacağım. Çerez, çerez bu değil mi? Danalan çerezi bu. Afiyet olsun, yiyin bakayım. Abi bu yonca da nasıl bir otsa, hem bol proteinli hem de ne bileyim hayvanları çok yarıyor. Ama pahalı. Yani parayla almaya kalktığımız zaman şu an için belki zam gelmiştir. Bilmiyorum yani, yakın öyle parayla almadım ama bir balyesi 150 lira. Yani bir balyeyi açsak biz 6 tane hayvanı bir seferde gider. Bunu biz parayla almadık. Şurada alt tarafta bizim ektiğimiz yonca tarlasından çıktı bunlar. Oradan çıktığı için buraya koyduk, hemen yedirmeye başladık. Bu arada sinek bandı sipariş vereceğim arkadaşlar. Sarı sarı uzun oluyor ya. İnternetten araştıracağım biraz sonra. O sinek bantlarından sipariş vereceğim. Çünkü danaların üzerine sıcaklar çıkmaya başladı artık. Acayip bir sinek oluşuyor. Yani şu an kamerada gözükmez belki ama ben danaların sırtında görebiliyorum. Sinekler var. Oğlum yapma. Ziyan etme, ye işte. O sarı bantlardan bakalım alabilirsem şöyle şuraya duvarın köşesinden ta öbür uca doğru uzatacağım. Faydası olur, yapışkanlı oluyor ya, onları sinek tutuyor. Bir araştırmasına gireyim. Havalar şöyle daha 2-3 güne kadar serin geçiyordu. Yağmurlu, çisentili geçiyordu. Bazı sinek yok gibiydi ama şimdi dünden beri bir kendine bir güneş göstermeye başladı. Abi hemen anında sinek ortaya çıkmaya başladı. Şimdi danalarımız yoncalar neysin, ben arkalarını geçeyim, altlarını da temizleyeyim. Maşallah çatır çatır öttürüyorlar. Koca olan afiyet olsun. İyi bakalım, iyi. Şu zincir baklasından keseyim. Tavukların şeyini söktüm, zincirini söktüm. Fazlalık vardı ucunda. O diğer fazlalığı da şeyde kullanacağım. Civcivlerin kümesinde kullanacağım. Elimizi kaptırmayız herhalde. Ortadaki zaten boşa gidecek o. Çıkacak. Ne çıkmadı o? Şöyle. Bunu çıkartacağız da ne çıkmıyor? Sıcak da. Elimi yakacak. Elim yandı. Ya şuradan çık lan. Abi ne çıkmazmış be. Sinir etti beni ya. Al şu penseyi Anıl, sen de arkadaş penseyle çıkarsana ya. Tüh. Heh. Şimdi oldu işte. Birini tavuklara, birini civcivlere. Şimdi bu çiviyi takmak için şuraya bir tane çivi çakacağım. Bu çivinin ucu büyük olduğundan o biraz kalın gelecek de. Ama şuraya. Bir tane buraya, bir tane de tam onun karşısına. Şuradan çıkartalım bu zinciri. Şöyle olduğunu varsayım yaparsak kapıyı nasıl daha güzel gerdirir? Yanlama yaparsam mı, çapraz yaparsam mı? Sanki yan yaparsam daha güzel gerdirecek gibi.
Aynen. Tam şöyle. Şu ayardan çakacağız herhalde biz bunu. Değil mi? Yok. Şu ikinci baklayı taksak. Buradan çaksam. Olmuyor mu? Bunu da birinciden çakalım. Şöyle olsun. Bu ayar çakalım. İnşallah iyi olur. Bir tane buradan yukarı doğru yandım. Bir tane de aşağı doğru yamayım. Eşit olsun. Tamam. İşte bu. Çivinin ucunu birazcık içeri doğru yamam. Bir bakla da gerdirem daha sık olsun. Biraz daha içeri. Biraz daha. Oldu mu? Tamam arkadaşlar, oldu. Hiç şimdi kapıda oynama yok. Gayet sıkı bir şekilde oldu. İple ondan önce buradan ip takan bilmem ne yapam diye uğraşıyorduk. Ama şimdi buradan hemen çiviyi sök. Kapat, gel. Çivisini tak. Bu kadar. Arkadaşlar şimdi malzemeleri aldım geldim. Biraz önce odun motoruyla uçlarını sivrelttim, kestim. Ne yapacağız? Civcivlere tünek yapıvereceğim. Bunlar artık tünecek kadar olmuşlardır. Hayvanların ayak problemleri yaşamasın diye, hem de soğuk algınlığı olmasın diye, aynı zamanda tavuk kısmı, civciv kısmı oyunu seviyor. Stres atsınlar, tepesine inerler çıkarlar diye. Zaten tünek her kümeste olması gereken bir şey olduğu için. Şöyle şuraya bir kazık çakacağım. Burası kuytu tarafı olduğundan. Bir kazıkla şuraya karşıya çakacağım. Şuradaki uzun sırığı da onun üzerine çakıp bunları böyle bir basit usul tünek yapmış olacağız. Bir tanesini şöyle şuraya çakayım. Şöyle bir deneyelim. Nereye kadar uzuyor diye. Uzatayım. Şöyle üzerine koyayım. Birini şuradan çaksam şöyle. Bunun zaten yeri var burada, hazır oyuluk. Şöyle yapsak herhalde yeterli olur. Aynen öyle. Bu burada dursun.
Bundan ölçü alayım ben. Tam bu hizadan yapayım diğer kazığı da. Gelelim buraya. Şimdi orası zaten o şekilde olacak. Burası da böyle kaldırayım. Böyle bu ayardan çakarız. Buradan çakalım bunu da. Nasıl oldu? Yeterli oldu mu? Kaldıralım şöyle bir. Üzerine koyayım. Aynen öyle. Bir taraf meyilli, bir taraf meyilli değil. Tam tamına hizasına denk geldi. Şimdi düşmesin diye şuralarından küçük çivilerle birer tane de çivi atayım. 8'lik olur mu? 10'luk atayım ya da. Şuradan bir çivi atalım. Tamam. Aynısından bir tane de buraya atayım çivi. Tamamdır arkadaşlar. Birer tane çivi attım. Artık bugün akşam falan kontrol ederim bakalım. Yaptığımız yeri tünüyorlar mı, tünemiyorlar mı? Aşağı yukarı buranın uzunluğu kaçtı? 4'tü herhalde. 1 metrelik boşluk kaldıysa 3 metre tünek yaptık. 3 metreden uzundur bence bu. Neyse bakalım. İlerleyen durumlara göre tepesini çıkarlar. Yetmiyor gibi olursa daha farklı şeyler yaparız. Zaten bunu ben geçici yaptım. Yarın buradaki civciv sayısı çoğaldığı zaman merdiven gibi kademeli bir şey yapacağım. Şimdilik burada dursunlar. Hadi bakalım. Nasıl olmuş oldu? Şöyle. Arkadaşlar eve geldim. Çoban evli danaların yemek almadı. Vardı az. Köy içindeki evden iki çuval yem aldık. Uzak aşağıdan getirdim. Gidelim şimdi çoban evine. Bunları indirelim yerine. Şuradan yem çuvallarını indireyim. Aşırı bir keskin bıçak var cebimde. Balık kadar bir şey. Neden çuvalın ağzını açayım? Çuvalı da indireyim. Şimdi civcivleri kuluçka makinesinden çıkartma zamanı. Heyecanlı anlar. Evet arkadaşlar. Şimdi civcivlerimizi çıkartacağız. Bugün 21. günü. Bunların yumurtalarını koyarken ben sizlere göstermemiştim. Şimdi çıkım esnasında civcivler dün çıktı. Fakat bugün 21. gün dolacak diye ben civcivleri içinden almadım. Şimdi saat olarak bakacak olursak bugün yani şu an saat 1.30. Ben bunları akşam 8'de koymuştum. 21 gün öncesi. 5-6 saat sonra falan işte bir aşağı yukarı 21 günü saat olarak doldurmuş olacaklar. Ama ben bundan önce 2 sefer daha civciv, hatta 3 sefer daha civciv koyduğum için bunun içine tecrübelerimden dolayı 21. günü saat olarak doldurma gerek yok. Hemen açıyorum. Zaten o saatten sonra da geriye kalanla mesela açtım. İçindeki civcivleri aldım. Koydum kartonun içine. Geriye kalan yumurtalar 21. günü saatine dolduruncaya kadar içine tutmaya gerek kalmıyor. Niye? Çünkü yumurtayı kırıyorum, içine açıyorum, bakıyorum.
baktığımda civcivler zaten ölmüş oluyor. O yüzden 21. günü saat olarak doldurmayacağım. Açacağız. Bakalım nasibimiz nedir, ne değildir. Nasıl olacak, nasıl gelecek, kaç civcivimiz çıkacak. Meraklı bekliyorum. Şimdi şu makinenin kapağını açtığımda devriliyor ama şöyle yukarı doğru kaldıracağım ben onu. Ondan sonra civcivleri içinden alacağız. Şu kutumu da hazırladım şöyle. Kenarlarından hava deliklerini açtım. Hadi bakalım açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Heyecanlıyım. İçinden de bir koku geliyor bu arada. Daha önce böyle bir koku gelmiyordu. İçinde civciv mi öldü ne olduysa hafif bir koku geliyor dışarıya. İnşallah ölen olmamıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar civcivlere bakın. Çok fazla şaşıramıyorum çünkü 3 kereden beri çıkarttığım için artık alıştım. Vay vay vay. Ana bir tanesi daha yeni çıkmış. Ya da onun yumurtası farklı. Ondan küçük herhalde. Çok küçük var bir tane arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Alalım hadi bakalım. Şuna baksanıza bir. Allah. Arkadaşlar şu bir. Gene 20 tane falan önce çıkacak herhalde ya. Şu iki. Allah'ım. Aynı abladan almıştım bunların yumurtalarını. Astrolog büyük ihtimal bu da. Astrolog mu öyle bir şey? 6. Şu 7. Şu 8 yakından. Şu 9. Bu 10. Bu 11. Sayması heyecanlı oluyor yalnız. Sarı civciv. 12. Bu 13. Bu 14. Bu 15. Bu 16. Allah'ım şuna bak. 17. 18. Sanki rekor geliyor. 19. Buraya da göster. 20. Bu 21. Allah'ım bu çok güzel. 22. Şuna bak. Bu 23. Bu 24. Koca kafa. Abo kafaya bak. Ne büyükmüş lan bunun kafası. Lan sen oğlan mı yoksa? Kaç dedik? 25 herhalde bu. 24 dedim en son. Bu 25. Bu 26. Şu 27. Bu da 28 ama bunu makinenin içinde biraz tutalım kurusun. Çünkü daha o ıslak gibi. Yeni çıkmış olabilir. Onu tutalım. 28 dedin değil mi onlardır? Evet. Aynen. Keşke yanımızda bir kova getirseydik yumurta kabuklarını kalmak için. Kapının önünde var mı? Şunun, yok şunun içine koyuvereyim köşesini de. Şey yaparız. Geriye kalanlardan çıkan var mı yok mu bakacağız arkadaşlar. Şöyle kabuklarını alayım. Yoğurt kovası vardı yanıma getirecektim. Kabukları da koymaya da unutmuşum. Kabuk toplanıyor şimdi. İçine girmiş kabuk. Daha çıkanlar var sevcan. Daha içinde mesela şu yumurta çıkıyor bak. Bak şunu kendine çevirsene. Boyalı olanı. Aynen o işte onu gördüm de. O çıkıyor. Tamam kabuk kalmadı. Çabuk kapatalım da içmesin çocuğum. Arkadaşlar şimdi kapağını kapatalım. Daha geride yumurta var. 28 civciv çıktı. 50 yumurta koydum. 29, 30, 40, 50. 28, 29, 30, 40, 50. 22 yumurta var içinde. 1-2 tanesi çatlamış. Bakalım durum ne olacak. Kapatalım ki bir tanesi de daha tam böyle kurumamış da yeni çıktı herhalde. O yüzden içine bıraktım ki kurusun diye sonra onu alırım yine bunun içine. Vallahi şuna baksanıza. Bunların yemlerini verelim acıkmışlar. Ama şey şimdi ilk baştan yem verilmiyor da şey olsun diye içini temizlesin diye şerbet veriliyor. Pekmezli su ya da
şekerli su verelim bunları biraz sonra. İçini temizlesin. İçini temizledikten sonra yem veririz. Lenciyiz, ne yaptınız lan? Arkadaşlar, Elisa uyuyor, göremedi cücüleri çıkınca. Elisa uyuyor. Kızım da bir yaşına girecek arkadaşlar artık. Odaya olsaydı, gerçi korkuyor o çıkarken. Anam da anam diyorum ben, böyle sevinç hareketleri yapıyorum. Bir şey var sanıyor o da. O zaman korkuyor. Şey diye mi, bu sefer biz rekor gördük sanki daha ayaktan. Fazla çıktı. Hepsinden daha fazla çıktı diğer konu. Arkadaşlar, büyük ihtimal makineyi biz yeni yeni çözmeye başladık. Niye diye soracak olursanız, şimdi Sansar'ın yediği civcivler birinci parti. İkinci partiden 40, yok ikinci partiden de bir 20 civciv çıktı. Bu üçüncü parti o zaman bizim değil mi? Üçüncü. 4 değil. 3. Aynen, bu üçüncü parti. Makineyi yeni yeni çözmeye başladık. Makineyi aldığımızda bakın bize böyle kağıtları verdiler. İşte yazmışlar ki tepesine tavuk, hindi, bıldırcın, ördek, kas, keklik, sülün. Bunların yumurtalarını koyduğunuzda kaç derecede makineyi tutmamız gerekiyorsa rakamlarını, karşılarını yazmışlar. Biz bundan önce 3 parti çıkarttık. İlk ikisinde 55 nemde tuttuk. Yani 50 ile 60 arasında yazmış fabrika bizi kağıda. 50 ile 60 arasında tutun nemi diyor. Biz ne yaptık? 55'te tuttuk. Yani tam ortaladık. İlkinde de ortaladık, ikinci partide de ortaladık. 55 yaptık. Ama ilk iki partide de 21'er civciv çıkartmış olduk. Yani 21 civciv çıkıyorsa bu makinede bir sıkıntı var dedik biz. Çok yumurta zayiat oluyor. Kendimizce bir çözüm bulalım dedik. Bulduğumuz çözüm ne? Nemi biraz yükseltelim dedik. Bakalım ondan mı oluyor? Bu sefer 55 nem değil de bu kağıttakileri dinlemedik. Kendi kafamızdan 65 nem yaptık. Yani 55-65. 10 derece nemi yükselttik. Yüksek tuttuk. Bu sefer bakın 21'in üzerine geçtik. Çünkü diğer çıkımda yumurtaların içinde civcivler oluşmuş. Çıkamamış. Çıkamadığı için acaba nem mi? Hani etkili. Çatlatamıyorlar mı acaba? Aynen. Yani nem diye düşündük. Yumurtaların nemi yetersiz gelip de çatlatamıyor. Ondan mı içinde öldüler civcivler diye. Kendi kafamızdan nemi yükselttik. 65 yaptık. 10 derece arttırdık. Bu 21 gün boyunca bu şekilde gitti yalnız. Yani öyle sırf ilk 18 gün boyunca gelişim aşamasında 65'te tuttuk. Çıkım aşamasında da 75-80'de tuttuk. Yani çıkımda son 3 gün kala, çıkım esnasında daha fazla nem olması gerekiyor ya. Biz mesela bu kağıt ne yazmış? Çıkımda nemi ne yazmışlar burada? Gelişim çıkım nemi 65 yazmışlar. 65'e tutsaydık biz bunu gene bu civcivlerin çoğunu çıkartamazdık. Yani 65 zaten biz normal gelişim aşamasında 65 tuttuk nemi. Vallahi iyi oldu bu şekilde. Ama daha geride kalan yumurtalar var. Bir iki tane çatlak yumurta gördüm. İçindeki civcivler sağlam mı değil mi biraz sonra bakarım. Yalnız bizim kafamızdan bulduğumuz şey sanki Zevran biraz doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Çünkü 21'den 28'e çıktıysak bir iki tane daha yumurtaların içinden çıkarsa hemen hemen 10 civciv fazlalaştırmış olacağız. Bir dahakinde bir farklı sistem daha buluruz kendimizce. Hadi bakalım arkadaşlar, biz işlerimize devam edelim. Ben yine içindeki makinenin içindeki yumurtalar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Fare peşinde fare. Taşların arasında fare gördü. Tam siper yere yattı. Simantel, aferin lan. Güzel arka yapmaya başladın vallahi sen de. Hadi bakalım. Ufak kalma sen de. Büyü. Arkadaşlar, danaların atlarını temizledim. Yoncalarını falan verdim. Atlarını pis bırakmayayım. Zaten sinekler geliyor. Bir de pis bırakırsak hem böyle sinek ara ortalık. Şşt. Hayır. Şurada biriktireyim.
Önüne bak lan, kavga etme. Hop. Oğlum siz boğa olmanız lazımmış. Boğa güreşlerine katılmanız lazımmış sizin. Hiç durmadan birbirleriyle itişip akışıyorlar. Bak. Atlarını temizledik. Bahçemizde bakalım arkadaşlar. İstiyor mu istemiyor mu kontrol edelim. Şimdi bahçemiz nasıl durumu? Su istiyor gibi. Bahçemizi kontrol edelim. Bahçemizi bugün akşam üzere ya da yarın sabah serininde sulasak olur. Toprak kurumuş. Sulayabiliriz. Hepsi de tuttu arkadaşlar. Diktiğimiz mahsullerin. Biberler falan tuttu. Şöyle göstereyim. Yeşil yeşil oldu hepsi de. Hepsi var. Dolmalık biberi, kıl acısı, kıl tatlısı, charleston, patlıcan. Patlıcanlar biraz boynunu bükmüşler ama ya yine de çıkar onlar. Sıkıntı olmaz. Şunların bir iki tanesi boynunu bükmüş. Patlak yapmış tekrar dibinden. Suyu fazla geldi herhalde. Geçen gün de yağmur yağdıydı. Dipleri bunların çok su olduydu. Çok su yatırmış yanlamasını. Ama durumu iyi. Yani diktiğimiz şeylerden kuruya neden olmadı. Şurada da zaten acı biberimiz var. O da gayet iyi. Bahçemizin durumu şimdilik herhangi bir sıkıntı yok. Güzel. Civcivleri kuluçka makinesinden çıkarttığımıza göre besi danalarımızın akşam yemlemesini yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle danalarımızın yanına doğru geldim. Önlerinde sabahki verdiğim yoncadır, yemdir. Samanı zaten fazla vermemeye başladım artık. Ziyan ediyorlar diye. Evet, şimdi yemliklerin içinde artan ufak tefek yemleri, küçük saman parçalarını topladım. İçlerini temizledim. Az biraz saman vereceğim. Üzerine yemlerini döküp daha sonrasında da yoncasını verip yemlemeyi bitireceğiz. Şimdi şöyle küçük parça parça önce bir saman vereyim. Şimdi bu samanı iki danaya böleceğim. Bir tanesini vermeyeceğim. Şöyle elimle dağıttırayım aynı zamanda. Pişt, pisi. Şöyle dağıtayım. Bu iki danalık saman. Diğerlerine de bu şekilde dağıtıp yemlemesini geçireyim. Şuradan arpa dolduralım. Besleyeyim. Yarım arpa. Yarım besleyeyim. Bu diğer dananın. Hepsini tek tek göstermeme gerek yok. Sistem belli arkadaşlar. Aynı sistemle hepsini devam edeceğim. Arkadaşlar yemlemeyi bitirdik. Danaların altlarını temizledim arka tarafta. Hoca olan iyi oğlum sen ye. Bol bol kilo al bakalım. 50 kilonun altına düşme. Arkadaşlar sanki iştahlarında açılma var gibi. İğneyi vurduktan sonra bir de yemin içine toz karıştırırız ya. O tozdan sonra sanki iştahlarda bir tık genişleme açıldı. Gelişme var. Ancak sadece şu dana yine her zamanki gibi diğerleri bakın yeme saldırırken önlerindeki yemi hemen eksiltmişken bu önündeki yemi çok fazla eksildemedi. Yani daha yeni yaptım yemlemeyi zaten eksildemez de. Hani diğerleriyle kıyasladığımda diğerleri bakın gayet iyi durumda. Ama bu birazcık da geride kalıyor gibime geliyor bana. Bilmiyorum bakalım hakkımızda hayırlısı inşallah danala. Güzel gidişat, güzel kilolar alır diyelim. Çok da fazla bir şey demek istemiyorum. Sürekli aynı dananın başına gelip bu dana çok da fazla yemiyor da demek istemiyorum. Nazara getirmeyeyim. Ben elimden geleni yapıyorum. Gerisi takdir-i ilahi.
Yine bir günün daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Nesil analarımızın karnını doyurduk. Civciv konusunda da 30 tane civcivimiz çıktı. En son makinenin içinde 2 tane kalmıştı. Onlar da birazcık böyle kendim elimle çıkardım diye, tam canlı değil diye makinenin içinde bıraktım. Onları da işte eve gittiğimde onları da çıkartırım. Onlarla beraber 30 tane civciv olmuş oldu. Bu bizim için gayet iyi. Çünkü makineye ilk 2 seferden beri, yani ilk 2 basımda, ilk 2 koyumda 20-21 civciv aldık. Nemi 55'te tuttuk ama bu sefer nemi 65 yaptık. 30 civcive çıktık. Bu bizim için iyi bir şey oldu. Bundan sonrakilerde nemi 65'in altını düşürmeyeceğiz. Onu anladım. Başka da diyecek bir şey yok zaten. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.